Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda sıfır geometri kampının 20. haftasının 2. videosundayız. Ne yapıyoruz? Kürenin konu anlatımına başlıyoruz. Kitabımızda sayfa numarası 220'de kürenin konu anlatımı başlıyor. 220 ve 221'i işleyeceğiz. Küre bitiyor mu? Bitmiyor. Sonrasını ne yapacağız? Bir sonraki videoda halledeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Küre tanımını vermeden önce kürede ne yapacaksınız? Öncelikle onu söyleyeyim. Küre konusunda arkadaşlar küre sorularına, özellikle şekilsel sorulara falan çember muamelesi yapacaksınız. Çemberdeki en etkili silahımız neydi? Yarı çap, değil mi? Evet, yarı çap çizme işi yine küre konusunda da var. Ve dediğim gibi küre sorularına çember muamelesi yapmayı sakın ama sakın ihmal etmeyin. Evet, şimdi kürenin tanımına bakalım. Uzayda sabit bir noktaya, uzayda havada yani boşlukta sabit bir noktaya eşit uzakta bulunan noktaların kümesine biz ne diyoruz? Küre adını veriyoruz. Bu düzlemde olsaydı ne olacaktı? Bu sabit noktaya eşit uzaktaki noktaların kümesi ne yapıyordu? Çember yapıyordu. Uzayda olunca bir boşluk, şöyle de bir çember, şöyle de bir çember, sonsuz çemberler kümesi, yani ne yapıyor? Bir küre boşlukta olduğu zaman. Evet, neymiş? Küreymiş arkadaşlar bunun tanımı. Ve bu yüzeyiyle sınırlanan cisme de küre yüzeyi adını veriyoruz arkadaşlar. Küre yüzeyi denir diyeceğiz. Evet, küre dediğimiz şey arkadaşlar şu. Merkezimiz burası ve yarıçap bizim için çok ama çok etkili. Bunu unutmayın arkadaşlar. Küre ile ilgili bir de şunu da söyleyebiliriz. Herhangi bir küreyi şöyle bir kestiğimiz zaman. Hocam şöyle bir kessek. Bu kesit daima ama daima bir dairedir. Hocam küreyi şöyle de kessek yine daire olur mu? Olur. Nasıl keserseniz kesin yine bir daire olur arkadaşlar. Küre kesiti. Bir bıçak darbesiyle karpuzu düşünün mesela. Kestiğiniz zaman orada kesitin yüzeyi daire oluyor. Aklınızda bulunsun. Evet, şimdi merkezi O ve yarıçap R olan küre O virgül R şeklinde gösterilmiş. AB arkadaşlar, şurada AB'ye baktığınız zaman kürenin nesi yapıyor arkadaşlar? Çapı yapıyor. O kürenin merkezi yapıyor. R kürenin yarıçapı yapıyor. Yarıçapı. Kürenin alanı işte burada arkadaşlar, kürede ezbere bileceksiniz. Bunu bilmek zorundasınız. Kürenin alanı, dairenin alanı pi r kare ya. 4 tane pi r kare. Oradan aklınızda kalsın. Kürenin hacmi de 4 bölü 3 pi r küptür arkadaşlar. Ya da bazı arkadaşlar şöyle yapıyor. Hacmi ezberliyor. Hacmi ezberlediniz ya. Hacmin türevi alanı veriyor diye de aklınızda kalabilir. 3 başa kalıyor ya. Hani 3 pi r kare yaptı burası. 3'ler sadeleşti. 4 pi r kare kalıyor arkadaşlar. Evet, burada bilmen gereken şey, kürenin alanı 4 pi r kare. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küp. Bir de küre sorularında ne yapıyormuşsun? Çember muamelesi yapıyormuşsun. Bunu da sakın ama sakın unutma. Evet, hadi bakalım şimdi örneklere başlayalım. Yarı çapı 4 olan kürenin alanı 4 pi r kareye eşittir. 4 pi 4'ün karesi 16 çarpı 4'ten 64 pi yaptığını söyleyebiliriz. Örnek 1 64 pi yaptı. Geldik örnek 2'ye. Yarıçapı 3 olan kürenin hacmi, hacim de neydi? 4 bölü 3 pi r küptü. 4 bölü 3 pi çarpı 3'ün kübü. 3'lerden bir tanesi gitti. 3'ün karesi kaldı. 9, 36 mı yapıyor? Evet, cevabımız böylelikle 36 pi yaptı örnekte. Örnek 3. Alan 64 pi olan kürenin hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar, alan dediğimiz 4 tane pi r kareydi. 64 pi'miş bu. Pi'ler gitti. 4 r kare 64 ise r kare eşittir 16. R'yi de böylelikle 4 buluruz. Bizden hacim isteniliyor. 4 bölü 3 pi r küp olduğundan dolayı 4 bölü 3 pi r küp, yani 4'ün kübü olacak arkadaşlar. 4 kere 4 16, 64, 64 ile 4'ü çarpımda 256 yapıyor. 256 pi bölü 3 şeklinde buluruz hacmini. Evet, örnek 3. 256 pi bölü 3 çıktı. Geldik örnek 4'e. En büyük dairesinin alanı 15 pi olan kürenin hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar, bir kübe, bir küre. Küre bu. Şöyle bir küre. Arkadaşlar, en büyük dairesinin alanı nedir? Tam merkezden geçen kesittir. Bir sürü kesit vardır. Bir sürü kesiti ne yapıyor arkadaşlar bunlar? Şöyle hepsi bir dairedir. Ama bunlardan en büyüğü hangisidir arkadaşlar? Tam merkezden geçenidir. Tam merkezden geçen dairesi neymiş arkadaşlar? Bu dairenin alanı 15 pi olarak verilmiş. Yani bunun yarıçapı r, pi r kareye eşittir 15 pi demiş. Pi'ler gitti, r kare eşittir ne çıktı?
15 pi r kare eşittir 15 çıktı arkadaşlar. Evet, r de buradan kök 15. Belki de r'ye gerek yok. Kürenin alanı nedir diye soruluyor. Alan neydi arkadaşlar? 4 pi r kareydi. Yani alan 4 pi r kare. Yani 15 yazarız. Bu da kaç yapıyor? 60 pi yapıyor. Örnek 4'ü 60 pi bulduk. Geldik örnek 5'e. Yarıçapı 13 santimetre olan bir küre merkezinden 12 santimetre uzakta bir düzlemle kesiliyor. Arkadaşlar ne demiştik videonun başında? Küre sorularında çember muamelesi yapın. Şu şekli çizmeyi de bilin arkadaşlar. Şöyle bir kesit çizdik. Merkezimiz burası. Yarıçapı kaç? Yarıçapı da 13 olduğunu biliyoruz. Eyvallah. Şimdi yarıçapı 13 santimetre olan bir küre merkezinden 12 santimetre uzakta bir düzlemle kesiliyor. Merkezden 12 santimetre uzakta bir kesit yaptığım zaman bu ne oluyordu arkadaşlar? Daire oluyordu. Evet. Şuradan 12 santimetre uzaklıkta. Tam burası. E hocam bunun yarıçapı R. İşte bu kesitin yarıçapı nedir diye soruluyor. En etkili silahımız neydi? Küre sorularında çember muamelesi yapın. En etkili silahımız yarıçap. Al sana yarıçap. Bak kürenin yarıçapı 13'tü. 13. Hocam şu da zaten aslında şöyle yapacak olursanız bu çemberde bir kiriş gibi olmadı mı arkadaşlar? Çemberde bir kiriş gibi oldu. Burası nereye, burası nereye? Çizilen kenar ortay aynı zamanda dik değil midir? Hani merkez kiriş çektikten. Evet, burası da 90 derecedir. 12-13 ne üçgeni? 5-12-13 üçgeninden cevap böylelikle 5 çıkar. Dikkat edin. ÖSYM sever böyle şeyleri. Ha, bunu böyle mi sorar? Sormaz. Daha da şeylisini sorar ama bir sorun içerisinde bunu kullanmayı sever. Bunu unutma. Örnek 6. Yarıçapı 25 santimetre olan bir küre merkezinden 24 santimetre uzaklıkta kesiliyor. Evet. Buradan şey yapalım. Keselim bakalım. Bir tane şeyi çizelim. Daireyi çizelim. Hop şöyle. Daireyi çizdik. Daireyi çizdikten sonra şöyle de bir kesitimiz de var. Yarıçapı kaçmış bunun? Yarıçapı da 25 olarak verilmiş. Yine 24 santimetre uzaklıkta kesiyoruz. Şöyle kestik. İşte şöyle bir kesit oluştu. Daire oluştu. Merkezinden 24 santimetre uzaklıkta kestiğin zaman şöyle burası 24. E bunun yarıçapı bilmiyoruz. Şurası da 90 derece. En etkili silahımız yarıçap çizmek. Al sana yarıçap 25. 7-24-25 üçgeninden yarıçapı 7 bulduk. Oluşan kesitin alanı pi 7'nin karesi. İşte bu daire oluştu ya. Pi 7'nin karesi. O da kaç çıkar? 49 pi çıkar arkadaşlar. Evet örnek 6'yı 49 pi bulduk. Geldik örnek 7'ye. Hacmi 36 pi olan yani 4 bölü 3 pi r küp eşittir 36 pi'ymiş arkadaşlar. Pi'ler nanay. Buradan 4'e bölsen 4'e bölsen 9. 3 kere 9 27. R küp eşittir 27 ise r'yi buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Evet. Kürenin yarıçapını 3 bulduk. Kürenin alanı isteniyor. Alan da neydi arkadaşlar? 4 pi r kareydi. 4 pi r kare. Yani 3'ün karesi. 4 kere 9 36. Bu da 36 pi mi yaptı arkadaşlar? Evet. Hacmi 36 pi olanın alanı da 36 pi çıktı. Cevap 36 pi. Geldik bir sonraki soruya. Bu arada bizden kürenin yarıçapı ve şey diyor. Yarıçapı 3, hacmi de 36 pi oldu arkadaşlar. Geldik örnek 8'e. En büyük dairesinin alanı 4 pi olan küreden bahsediyoruz arkadaşlar. Hop şöyle çizdik. En büyük dairesi şu merkezden geçen değil miydi? Evet, tam merkezden geçendi. Pi işte şuradaki alanı vermiş bize. Bu alanı kaç vermiş? 4 pi vermiş. Pi r kare eşittir 4 pi ise pi'ler gitti. Buradan r'yi kaç bulduk? R kare 4 ise r'yi 2 bulduk. Evet, yarıçapı 2 bulduk arkadaşım. Bu kürenin hacmi. Hacim nedir? 4 bölü 3 pi r küp olduğundan dolayı 8 32 mi yapıyor? Evet, 32 pi bölü 3 şeklinde buluruz cevabı. Örnek 8 bu çıktı. Geldik örnek 9'a. Yarım küre verilmiş. Yarım kürenin alanı nedir diye soruluyor. Şimdi dikkat. Bak dikkat. Yarım küre. Aa hocam normalde kürenin alanı neydi? 4 tane pi r kare diyeceksin değil mi? Evet, kürenin alanı 4 pi r kare. E yarım kürenin alanı da 4 pi r kare bölü 2 hocam. Ama yarım küre ya. Şu yüzeyinin alanı 4 pi r kare bölü 2. Normalde şöyle ya. Tamamı 4 pi r kare. Burası da 4 pi r kare bölü 2. Ama sen bunu böyle kestin ya, altta bu da ekstradan bir yüzey değil mi arkadaşım? Evet. İşte buna dikkat edeceksin kardeşim. Tamam, şu üstteki yüzeyi yarım küre, yarım küre yani kürenin alanının yarısı ama altta da bir kesit var, bir de onu ekleyeceksin. Yani artı pi r kareyi ekleyeceksin. Bu da ne yaptı arkadaşım? 2 pi r kare
artı pi r kare 3 pi r kare yapıyor. 3 pi r kare. R'si kaç? 4. 4'ün karesi. Bu da kaç çıktı arkadaşım? 16 çarpı 3'ten 48 pi diye cevaba ulaşırız. Sadece küre yüzeyinin alanı sorulmuş olsaydı, yarım küre yüzeyinin alanı sorulmuş olsaydı, evet 4 pi r kare bölü 2 derdik. Şu kesit sorulmasaydı, ama yarım kürede o kesit de var arkadaşlar. O kesit de alacağız. Bunu da ihmal etme lütfen. Örnek 9. 48 pi. Geldik örnek 10'a. Yukarıda verilen yarıçap 5 olan yarım kürenin hacmi nedir diye soruluyor. E tamam hacim. Yani küre normal 4 bölü 3 pi r küp değil midir arkadaşlar? Kürenin hacmi. Evet. Ama bu yarım küre olduğu için yarım kürenin hacmi de bölü 2 mi diyeceğiz? Aynen öyle. Şunlar sadeleşse 2. Buradan 125 çarpı 2 250 yapıyor. Bir de bölü 3'ü var. 250 pi bölü 3 mü yapar cevap? Evet. Aynen böyle. Evet örnek 10'u bulduk. Geldik örnek 11'deyiz. Dur bakalım. Şimdi çeyrek daire verilmiş. Buna göre şekil OB etrafında 360 derece döndürülüyor. Arkadaşlar sen bunu döndüreceksin. Bakın şunu döndüreceksin. Hadi bakalım döndürelim. Döndürme sorularında ne yapıyorduk arkadaşlar? Döndürüyoruz. Bakın döndürmeyi zaten biz nerede yaptık? Silindirde, konide. Böyle silindirik şeylerde yapıyoruz arkadaşlar. Bir de kürede yapıyoruz. Bunun simetriğini alalım şöyle. Simetriğini aldığımız zaman şöyle bir de düzgün çizebilsem. Simetriğini aldık. Hocam simetriğini alınca bu nokta buraya mı geldi? Evet buna göre mi döndüreceğiz? Dikey döndürmede yuvarlaklarınız yatay olacak. Arkadaşım ne çıktı? Şöyle bir yuvarlak koyunca. Aa hocam yarım bir küre çıktı karşıma. Bu cismin hacmi nedir diye soruluyor. OA2 yarıçapı 2 olan kürenin yani 4 bölü 3 pi r küp tüm küre hacmidir. 360 derece döndürdüğüm zaman bu yarım küre oluştu. Bir de bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. Şu sadeleşti. 2 yaptı. 8 2 daha 16. 8 ile 2'nin çarpımı 16. Pi bölü bir de 3'ü var arkadaşım. Böylelikle örnek 11'e ne bulduk? 16 pi bölü 3 bulduk. Ve geldik son soruya. Evet örnek 12'deyiz. Video kısa oldu ama yapacak bir şey yok. Bunu 2 sayfa 2 sayfa böldük. Çok şey olmasın diye, uzun olmasın diye. Bakalım ne diyor? Şekildeki AB çaplı yarım çember verilmiştir. Şöyle bir yarım çember var elimizde. Ve burada da bir döndürme yapacağız galiba. Hadi bakalım döndürelim. Bu yarım çemberi ne yapacakmışız? AB etrafında 360 derece döndüreceğiz. Evet şu AB etrafında 360 derece döndürelim bakalım şunu. Arkadaşlar şeklin simetriğini alacağız. Hop simetriğini alınca şöyle bir şey oldu. Şöyle bir şey olacak. Bu aralıklar şöyle olacak. Arkadaşlar dikey. Şuraya mı gelecek? Evet. Şöyle döndürdüğün zaman ne çıktı arkadaşım? Küre çıktı. Küre çıktı. Yarıçapıda ne olan? Şu olan. OA'yı kaç vermiş? 1. İşte yarıçap 1, yarıçap 1. Yarıçap 1 olan bir küre mi çıktı? Evet. Tam bir küre mi çıktı? Tam bir küre çıktı. O zaman bunun hacmi soruluyor. 4 bölü 3 pi r küpten r 1 olduğu için cevabımız ne çıktı arkadaşım? 4 bölü 3 pi. Yani 4 pi bölü 3 şeklinde cevaba ulaştık. Cevap böylelikle 4 pi bölü 3 çıktı ve olayı bitirdik gençler. Evet bitti. Şöyle yani kürede 2 sayfa 2 sayfa bölmüştük. İlk konu anlatımını bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kürenin devamında küreyi bitirmek üzere, bu haftayı bitirmek üzere yine karşınıza geleceğim. Ama küre konusu görüyorsunuz gerçekten kolay. Çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama küre sorularında böyle kürenin içine silindir koyarlar, konik koyarlar. Böyle şeylerle de karşılaşabileceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle karşılaşacağız zaten bununla. Yani küre AYT'de gelecek zaten. AYT'de geldiği zaman da küreyi tek başına sormazlar. Şu an küreyi temel mantığını öğrendik. Devamında tam anlamıyla öğreneceğiz bir sonraki videoda. Hadi gençler bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.